Merhaba arkadaşlar ben Dolunay Hoca. Bugün sizlerle 2020 Mart ayı fen örnek sorularını çözeceğiz. Önce ilk sorumuzu okuyalım. Gölge boyuyla alakalı bir sorumuz. Güneş ışınlarının geliş açısı ile o cismin gölge boyu arasında ters bir orantı vardır diyor. Birbirinden farklı şehirlerde yaşayan Hülya ve Özge'nin yıl içinde aynı saatte de değişen gölge boylarına ait eşit birim aralıklı grafikler verilmiştir. Buna göre hangisinde Hülya ve Özge'nin bulunduğu bölgeler doğru olarak gösterilmiştir diyor. Şıklara baktığımızda ya güney yarımkürede göstermiş ikisini ya da güney yarımkürede göstermiş. Peki o zaman ilk önce gölge boyu ile ilgili bir düşünelim. Gölge boyu nedir? Normalde bir cismin gölgesi nasıl oluşur? Şöyle bir cisim olsun. Şöyle bir ışık kaynağımız olduğunda kaynak her tarafa ışık gönderir. Buraya da gönderdiği gibi. Ama şu kısma ışık gelemez. Dolayısıyla burada bir gölge oluşmuş olur. Eğer ışık kaynağının bulunduğu yer biraz daha yataydaysa, eğik açıyla daha da bir eğik açıyla gelirse o zaman ışık kaynağının yaptığı gölge daha büyük olur şurası. Daha dik olduğu zaman dikleştikçe o zaman gölge boyu hatta dimdik dik geldiğinde gölge boyu sıfırlanır. Yani o zaman şöyle bir sonuca varabiliriz. Dik açıyla geldiği zaman gölge boyu sıfır. Ne kadar dikleşirse o kadar gölge boyu sıfır olmuş olur. Dik açı dediğimizde aklımıza hangi mevsim gelecek? Yaz mevsimi. Yani gölge boyu azaldıkça yani açı o yüzden soruda ters orantılı diyordu. Açı arttıkça gölge boyu gölge boyu azalır. O zaman burada en az olan hangisi? Hangi ay? 21 Aralık tarihinde bakın ikisinde de en az. Demek ki gölge boyu en azsa o zaman açı en fazladır. Yani dik, dike yakın bir açıyla gelmiştir. Demek ki burada yaz mevsimi yaşanıyor. Yaz mevsimi 21 Aralık'ta Güney Yarımkürede yaşanır. Çünkü Kuzey Yarımkürede Türkiye'de mesela Aralık ayında kış yaşanır. Demek ki onlar Güney Yarımküredeler. O zaman biz burada ilk iki şık keledik. Yani A ve B şıklarını elemiş olduk. Çünkü A ve B da kuzey yarımkürede gösteriyor. Şimdi D ve C'den hangisi acaba diye bakalım. İlk önce D'yi incelediğimizde bakın Hülya'yı Oğlak Dönencesinde çizmiş. Oğlak Dönencesinde 21 Aralık tarihinde güneş ışınları ben biliyorum ki buraya dik gelir. E dik geldiği zaman, dik açıyla geldiği zaman gölge boyu ne demiştik? E, sıfır. Peki grafiklerde sıfır gösteriyor mu? Hayır belli bir kısım gösteriyor bakın şöyle. Demek ki aslında tam oğlak dönencesinde değil. O yüzden bu şık da olmadı. Geriye kaldı zaten C. Ama C neden doğru onu bir düşünelim. Yani neden Özge daha ekvatora yakın, hülya kutuplara yakın onu bir konuşalım. Şimdi ikisini hülya ve Özge'yi karşılaştırdığında Özge'nin bakın gölge boyu hülyadan daha küçük. Gölge boyu azaldıkça demek ki açı yani diklik artıyor. Diklik demek yani Sıcaklık artıyor. Demek ki aslında Özgü ekvator kısmına daha yakın. Hülya da ışınları biraz daha iyi açıyla alıyor. Kutuplara daha yakın olmuş oluyor. İkinci soruda diyor ki bezelyelerde mor çiçek özelliği baskın, beyaz çiçek özelliği çekiniktir. Aşağıdaki şekilde mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlanması ve çaprazlanma sonucu oluşan bezelyelerden 5 tanesi gösterilmiştir. Bu bezelyelerden 5 tanesini gösterdim sana diyor. Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genetikleri ile ilgili hangisi kesinlikle doğrudur? Şu kesinlikle kelimesini gördüğünüz anda iki kat fazla düşüneceksiniz. Bir kere normalde şunu düşünün. Çaprazlama sonucunda 4 tane örnek oluşurdu değil mi? Ama niye burada 5 tane var? O zaman soruları birazcık daha düzgün okuyalım. Çaprazlaması ve çaprazlanma sonucu oluşan bezelerden 5 tanesi gösterilmiş. Yani hepsi gösterilmemiş. Demek ki bir sürü elimde aslında oluşan örnek var. Ve sadece bunların 5'ini göstermiş. Şansa hepsinde mor göstermiş. Ya belki oluşan bezelerden bazıları beyazsa onları göstermemiş olabilir. İşte bu kısmı düşünüp kesinlikle sorusuna cevap vereceğiz. Şimdi buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotipleri ile ilgili hangisi doğrudur diyor kesinlikle. Mor çiçekli bezelye homozigottur. Homozigot demek saf demekti. Homozigot saf demekti. Saf demek iki karakterde ya büyük A büyük A ya da küçük A küçük A olması lazım. E zaten mor dediği için çekinik olanı eledim. Bana diyor ki mor olan büyük A ağ, büyük A'dır diyor. Yani bu bu şekildedir diyor. Şimdi nereden bileyim? Çünkü ikisi de büyük A büyük A bu da bu zaten kesin beyaz küçük A küçük A olacak çünkü beyaz çekinikken olduğu için. Şimdi bunları çaprazladığımda bunların hepsi mor çıkabilir gerçekten. Belki de gerçekten bütün bezelyeler e, mordur. Ama belki de büyük A küçük A da olabilir. E dolayısıyla yine aynı mor ve bunları ben çaprazladığımda bunların içinden yarısı mor, yarısı da beyaz gelecektir. Ve bana belki beyazları göstermiyordur örnekte. O yüzden ben bunu bilemem. Bu belki. Mor çiçekli bezelye heterozigottur. Aynı şekilde bilemeyeceğim için, bunu böyle olamayacağı için buna da belki dedim. Beyaz çiçekli bezelye homozigottur. Homozigot deyince aklıma şunlar gelecekti değil mi? Beyaz olan çekinik olduğu için küçük ay ağır, küçük a'dan bahsediyor. Zaten başka şansı yok beyazın. O yüzden bu kesinlikle doğru. Bana soruda doğru olabilir diye sorsaydı üçüne de doğru olabilir diye cevap verecektim. Evet arkadaşlar geldik 3. soruya. DNA ile ilgili planladığı bir etkinliği gerçekleştirmek isteyen bir öğretmen tahtaya DNA molekülünün ve bir Evet arkadaşlar geldik 3. soruya. DNA ile ilgili planladığı bir etkinliği gerçekleştirmek isteyen bir öğretmen tahtaya DNA molekülünün ve bir nükleotidin görselini yansıtıyor diyor. Öğretmen bu etkinlik için sınıfa getirdiği farklı renkteki pulları aşağıdaki gibi ayırarak öğrencisine veriyor. Birinci grup ve ikinci grup olarak ayırmış. Öğrencisinden bu pulları kullanarak DNA modeli tasarlamasını istiyor. Koşullar şunlar. DNA molekülünü oluştururken birinci gruptaki pullar birinci zincire, ikinci gruptaki pullar ikinci zincire koyulacak ve birbiri arasında geçiş olmayacak. Pembe, sarı, yeşil, maviler organik baz, kahverengi dioksidi boz şekeri, gri fosfat diyor. Organik baz çeşitleri için kullanılacak renkler belirlendikten sonra en uzun DNA modeli yapılacaktır diyor. Buna göre etkinlik sonunda kalan pullar aşağıdakilerden hangisi gibi olursa hatalı bir eşleşme olur diyor. Şimdi hatalı. Hatalı dediğine göre 3 tanesi oluyor. O yüzden birazcık uzun bir soru. Biraz bizi uğraştıracak ama hep yapacağımız şey aynı aslında. Şimdi öncelikle bu DNA molekülünü düşünelim. Şuraya biz nükleotit diyoruz, değil mi? Nükleotitte de ne var? Bir tane fosfat var, deoksiriboz şekeri var ve organik bazımız var. 4 çeşit organik bazımız vardı. Biri adenin, adenin ise karşısına timin gelir, e, guanin ise karşısına stozin gelir. Yani adenin, timinle eşleşir, guanin, stozinle. O zaman baktığımda burada dört tane nükleotit var. Sayılara baktığımda 4 tane nükleotitte 4 tane fosfat var, 4 tane şeker var ve 4 tane organik baz var. Yani fosfat sayısı şeker sayısına eşit, şeker sayısı da organik bazlara eşit. Tabi organik bazlar 4 çeşit olduğu için adenin, timin, guanin ve stozin sayıları değişmiş oluyor. Şimdi önce inceleyelim. Kalan pullar arasındaki ilişkiyi bana söylüyor. Şimdi birinci grupta 3 adet kaldığına göre aslında bir tanesi kullanılmıştır. A düşünelim. Bir tane kahverengi kaldığına göre 7 tane kullanılmıştır. Üç tane gri kaldığına göre 7 tane kullanılmıştır. Bu benim gri olan fosfattı. Kahverengi de şekerdi. Şeker, fosfat. Şurası organik bazlarımız bizim. Burası da organik bazlarımız. Tamam. Geldik diğerine. O zaman başka kalan olmadığına göre bunlar tam kullanılmış. Bir tanesi, üç tanesi, iki tanesi de kullanılmış demektir. Sarıdan 3 adet kaldığına göre demek ki 2 tanesini kullanmış. 5 tane varmış. 3 kaldığına göre ikisi kullanıldı. Maviden 1 tane kaldığına göre aslında demek ki bir tanesi de kullanıldı. 3 tane kahverengiden kalmış. 7 tanesi kullanılmış demek ki. 2 tane kaldığına göre elinden griden o zaman bunda da 7 tanesi kullanılmış. Bu yeşil hakkında hiçbir şey demediğine göre kalan yok yeşilden. Pembeden de kalan yok. Hepsini kullanmışız anlamına geliyor. Şimdi baktığımda şeker sayısı fosfata eşit olması lazım. Bakın. 7 tane şeker 7 tane şeker. 2 zincirde de karşılıklı 7 tane fosfat 7 tane fosfat. Buralar doğru. Ayrıca 2 3 1 1 diyor. Bakın burada da 3 2 1 1. Doğru. Sayıları hem aynı. Çünkü topladığımızda hem de eşleşirken mesela bu adeninse, 2 tane adeninse adeninin karşısında 2 tane timin gelebilir. E bu guaninse o zaman karşısına sitozin gelebilir birler birlerle de eşleşebilir birer taneden. O yüzden A şıkkı doğru olmuş oluyor. Gelelim B şıkkına. B şıkkı için konuşalım. Aynı olayı yapalım. İşte aynı her şık için bunu yapacağız. E, sonradan yanlış olanı bulacağız. O yüzden aslında soru kolay bir soru. Sadece birazcık uğraştırıyor. Bir kere mantığın anlamınız yeterli. B e, grubunda diyor ki bir tane elimde pembe kaldı. İki tane vardı zaten. Demek ki bir tanesini kullandım. Bir tane turuncu kaldı dediğine göre iki tanesini kullandım. İki tane de gri kaldı dediğine göre sekiz tanesini kullandım. Şunlar hakkında bir şey demediğine göre bana demek ki bunların hepsini kullandım. Dört, sekiz. Geldik ikinci gruba. İki tane pembe kaldı dediğine göre birini kullandım. Bir tane turuncu kaldı diyor demek ki dördünü kullandım. İki tane kahverengi kaldırının dediğine göre 8'i kullandım. Bir tane gri kaldı dediğine göre 9 tane vardı. Elimde 8 tane kaldı. Şimdi sayıları karşılaştıralım. Tabi burada 1 burası da 2. Bunlar hakkında bir şey söylemediğine göre hepsini kullandım anlamına geliyor. Şimdi burada 8'ler yamuk yazmışım. Bu da 8'ler tutuyor. Doğru. Sayılara bakalım. 1, 2, 1, 4. 1, 2, 1, 4. Sayılar da tutuyor tam. Ve mesela şu 4 ile bu 4 eşleşebilir adenin e, timin gibi. Bu 2 ile bu 2 eşleşebilir. 1 ile de 1, diğer 1 ile de 1 eşleşebilir. Mesela bir tanesi guanindir, öteki de stözindir. O zaman bunlar da doğru olmuş oluyor. Yani B şıkkı da doğru. Gelelim C şıkkına. C şıkkında Turuncu zaten iki tane kaldığına göre elimde 3 tane varmış. İkisi kaldığına göre bir tanesi kullanılmış. Maviden bir tane kaldığına göre dört tane varmış. Demek ki üçü kullanılmış. Gri, şey Kahverengiden bir tane kalmış. Demek ki 7 tane kullanılmış. Ve griden üç tane kalmış. Demek ki bundan da 10 tane vardı. Yedi tane, üç tanesinin kalınca 7 tanesinin kullandığını anladım. Yeşilden hiç elimde kalmadığına göre hepsini kullanmışım. Pembeden elimde kalmadığına göre hepsini kullanmışım. Geldik ikinci grup gruba. Turuncudan 4 tane elimde kaldı diyor. Demek ki bir tanesini kullanmışım. Kahverengiden 3 tane elimde kaldıysa 10 tanenin içinden 7 tanesini kullanmışım. Griden de 2 tane kaldığına göre burada da 7 tanesini kullanmışım. Mavi hakkında hiçbir şey söylemediğine göre hiç kalmamış. Hepsini kullanmışım. Birin bu ve pembe de bu. Şimdi buraya baktığımda yine ilk önce ilk gözümü fosfat ve şekerler alıyor. İkisi de eşit. Bu bizi rahatlattı. Sonra diğer sayılara bakalım organik bas sayılarına. 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3. Tam tutuyor. Yani mesela bu 3 adenin ise karşısına timin gelecek 3 tane. 2 guanin ise karşısına stözin gelecek. Bu 1 atıyorum yine timin ise bu adenin gelecek. Karşılıklı eşleşecekler. O yüzden bu da doğru. O zaman büyük ihtimal D çıkacak. Bakalım D'de ne diyor? Ne renk yapalım? Yeşil yapalım. D'de diyor ki bana. Bir tane turuncu kaldı. Bir tane turuncu kaldığına göre demek ki 3 tanenin içinden ikisi kullanıldı. Bir tane mavi kaldı. Demek ki 3'ü kullanıldı. 2 tane gri kaldı. Demek ki 8'i kullanıldı. O zaman 8 tane e, bunların aynılarını indiriyorum çünkü hiç kalmadığına göre hepsini kullanmışız. Şimdi ikinci gruba geldim. İki tane pembe elimde kalmış. Demek ki bir tanesi kullanılmış. Bir tane elimde mavi kaldığına göre, iki tane mavi varmış başlangıçta. Bir tane kaldığına göre biri kullanılmış. İki tane şeker var kahverengilerden. Demek ki sekizi kullanılmış. Bir tane gri artmış elimde. Demek ki sekizi kullanılmış. Yeşil hiç artmadığına göre hepsi kullanılmış. Bir, e, turuncu hiç göre hepsi kullanılmış. Şimdi yine ilk baktığım yer neresi? Bu deoksiriboz şekeriyle fosfatlar hepsi eşit. Doğru. Burayı da kurtardık. Ama sayılara bakın. Diğerleri gibi mi? Diğer şıklardaki gibi tıpatıp aynı mı? Hayır. Burada 2 2 1 3 var. Burada 1 5 1 1 var. Sayılarına bakalım. 4 bir daha 5 8. Burası da 8'i diyor. Aslında organik bazlar birbirine eşit oluyor ama mesela bu 5 tane neyle eşleşecek? Mesela 5 tane adenin olsun. O zaman zincirin karşısında 5 tane adenin varsa adenin 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 o zaman karşısında 5 tane de timin gelmesi lazım. 5 tane bu tarafta timin var mı? Şu tarafta 5 tane olan bir şey yok maalesef. O yüzden bu hatalı işlenmiş. Dördüncü soruda diyor ki genetik danışmanlık ailedeki genetik bozuklukların oluşma riski veya oluşumu ile ilgili sorunları inceleyen bir alandır. Genetik danışmanlık, danışmanlık sürecinde şu aşamaları takip eder. Dört tane aşamamız var. Genetik danışman bir aile ile yaptığı çalışmada aşağıdaki görseli çizmiştir. Buna göre yapılan bu çalışma genetik danışmanlık sürecinin hangi aşamasını gösterir diyor. Birinci aşamada en az üç nesli içeren ayrıntılı aile ağacını çizerler. Evet bir aile ağacı var zaten aşağıda. Hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma riskini belirlerler. Üçte hastalığın seyri tedavisi gibi konuları bilgi verirler. 4'te yönlendirici olmadan kararını aile tarafından verilmesini sağlarlar. Bunların hangisinde şu an hangi evrede diye soruyor. Önce şekli bir inceleyelim. Yeşilde kalmış. Şekli inceleyelim. Şekilde sağlıklı gen var. Bu sağlıklı gene büyük A diyebilirim. O zaman hastalık genine de çekinik diyor küçük A derim. O zaman baktığımda bunun bir tanesi büyük A bunun bir tanesi küçük A. Bu da büyük A ve küçük A. O zaman bu bireyler hasta değil şu an. Çünkü bu büyük A küçük A olan e, sağlıklı ama taşıyıcı. Büyük A büyük A olsaydı direkt sağlıklı diyecektim. Taşıyıcı değil diyecektim. Ama küçük A küçük A da hasta olarak nitelendirecektim. O zaman bu ikisi taşıyıcı. Taşıyıcı bireylerin çocuklarına baktığımda büyük A büyük A sağlıklı bu direkt sağlıklı. Bu büyük A küçük A sağlıklı ama taşıyıcı. Bu büyük A küçük A taşıyıcı. Bu direkt küçük A küçük A yani hasta. O zaman ben bu grafiğe baktığımda aslında bir kere aile ne olduğunu görebiliyorum. Ve hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma risklerini görebiliyorum. Değil mi? Riski ne? %25 hasta diyebiliyorum ben buna. %50'si taşıyıcı diyebiliyorum. Değil mi? Taşıyıcı. Sorsalar kaçta kaç sağlıklı çocuğumuz olur? %25'te direkt tamamen sağlıklı taşıyıcı olmadan sağlıklı diyebilirim. Peki bununla ilgili bana tedaviyle ilgili bir şey söylemiş mi? Hayır. Ya da şu şunun yolları izlemelisiniz falan gibi şeyler. Öyle bir şeyden hiç bahsetmemiş. Ben burada sadece birinci seçeneği zaten gördüm. Tam 2'de kalmış. O yüzden cevabımız 2. Geldik 5. soruya. Kültür bitkileri doğal veya Yapay yollarla ıslah edilip geliştirilen ve üretimleri yapılan bitkilerdir. Islah ne demekti? Daha iyi, daha verimli bitkiler ya da canlılar elde etmek. Mesela domates, daha güzel kokulu, daha iri, daha uzun süre dayanabilen, daha az çekirdekli ya da daha çok çekirdekli, nasıl istiyorsan daha iyi olması için gerekli şeyler ıslah olması anlamına geliyor. Allah seni ıslah etsin derler. Yani seni iyi yapsın, daha iyi yapsın. Buradan geliyor. Şimdi bu haberlere göre yargılandığına hangilerine ulaşılabilir? O zaman ilk önce haberimizi okuyalım. Domatesler eski lezzetine ulaşacaktır. Son 100-200 yıldır tohum ıslah çalışmaları bilim alanda daha fazla ürün elde etmeye dayalı olarak yapılmaktadır. Birim alanda yani daha küçük yerde daha fazla ürün elde etmeye çalışıyorsun diyor. Bu çalışmalar sırasında domateslerin bazı maalesef tat ve aroma karakterleri kayboluyormuş. Bilim insanları yeni çalışmalarla ıslah edilmemiş yabani bitkileri, ıslah edilmemiş eski orijinalleri yani bugünkü kültür bitkilerine aktararak yani bugünkü oynanmış bitkileri aktararak domatesleri eski tat ve kokularına kavuştururken insan sağlığında olumlu etki eden bir vitamin oranında artma çalışmaları yapmıştır diyor. Şimdi burada soruyu okurken her tarafı çizmenize gerek yok. Sizin için önemli olabilecek yerlere çizmeye çalışın. Buna göre hangisine ulaşılabilir diyor. Genler üzerinde yapılan değişiklikler başka karakterlerin kaybolmasına neden olabilir ki burada diyordu değil mi? Bazı tat ve aroma karakterleri kaybolmaktadır. Burası birinci kısım. O yüzden bu doğru. Biyoteknolojik faaliyetler her zaman canlı doğasına uymayan yapay yöntemlerle gerçekleştirilir. Şimdi bir kere bizi irite eden bir her zaman kelimesi var. Bir yapay yöntemler kelimesi var. Zaten burada yapay yöntemlerden bahsetmemiş. Sadece bir çaprazlamadan bahsetmiş orijinal hali, orijinallerle üzerinde oynananların çaprazlanmasından. Bir de her zaman kelimesi böyle bir şeyden de hiç bahsetmiyor. Bu gitti. Genetiği değiştirilmiş organizmalar kendi aralarında çaprazlanarak. Burada bu parçada genetiği değiştirilmiş organizmalar dediği kültürel bitkiler değil mi? Doğal ya da yapay yolla ıslah edilmeye çalışan. Kültürel bitkiler yine kültürel bitkilerle yani kendi aralarında çaprazlanmasından bahsetmiş. Halbuki bana yukarıda ne diyor? Islah edilmemiş yabani tipleri bugünkü kültürel bitkilerle aktararak yani çaprazlayarak demeye çalışmış. Yani eski orijinallerle yeni üzerinde oynanmışları bir araya getirip çaprazlayarak eski orijinalini kaybetmemiş bitkilerden Tat ve koku alıyorsun. Eski yenilere koyuyorsun demeye çalışmış. Yani bu da yanlış. Bundan bahsetmiyor. O zaman cevap sadece A. Merhaba arkadaşlar, 6. sorudayız. Bu biraz kandırma sorusu çünkü şıklar biraz elemeye yönelik verilmiş. Bakalım. Yapılan araştırmalar Sahara gümüş karıncalarının saniyede 85,5 cm yol kat ederek aldıkları yolun vücut uzunluklarının yaklaşık 100 katına ulaşabildiğini gösterdi. Saniyede bu kadar santimetre yol kat ediyorlarmış. Yani hızlarından bahsediyor aslında hızlı gittiklerinden. Bu durumun nedenlerinden biri olan karıncaların bacaklarının sıra dışı bir hareketi varmış. Çoğu böcek gibi karıncalar da adım atarken bacaklarını üçerli gruplar halinde hareket ettiriyorlar. Yani üçünü kaldırıp üçünü indirmek gibi. Ancak çoğu böcek bu üç bacağı tam olarak aynı anda hareket ettiremiyor. Yani ikisini kaldırırken biri, biri kalıyor demeye çalışıyor. Sahara gümüş karıncaları ise üç bacağı neredeyse eş zamanlı olarak hareket ettiriyor. Araştırmacılar bu etkinliğin bir şeyi arttırdığını düşünüyor. Niye? Onu bulmamızı istiyor bilimsel olarak doğru olması için. Şimdi A şıkkını okuyalım. Ağırlıklarını azaltarak demiş. ile ilgili hiçbir şey değişmedi. Çünkü ağırlık demek aslında kütle çarpı yer çekimi inmesi. Yer çekimi inmesi yani MG. E, kütle değişmedi. Yerçekimi değişmedi. O zaman ile ilgili hiçbir bilgi yok. D şıkkında da aslında aynı şey. Birim yüzeyi etki eden kuvvet dediği şey aslında ağırlıktır. Aynı olay burada da var. Ağırlıkla ilgili hiçbir şey Ağırlıklarını arttırarak kumda daha fazla iz bırakma yetenekleri diye söylemiş. Ağırlıkla ilgili hiçbir şey yok burada. Değişim yok zaten. O yüzden bu iki şık elendi. B ve C şıkkı sıkıntılı zaten. Gerçek sınavda bu çıksa büyük ihtimal B ve C şıkkı arasında insanlar kalırdı diye düşünüyorum. Yüzey alanını azaltarak daha hızlı hareket etme yetenekleri. Şimdi burada hızlı gittiklerinden bahsetmiş aslında da saniyede 85,5 cm yol kat ederek derken. Ama düşünelim yüzey alanıyla basınç ters orantılıydı. Yüzey alanı azaldıkça basınç artardı. O zaman yere daha fazla batarlardı. Yere daha fazla batarlarsa daha hızlı nasıl gidebilirler? Bu olmadı. Kuma batıp C şıkkında diyor ki kuma batıp onları yavaşlatmasını engelleyerek hareket kabiliyetlerini. Şimdi bir tane karınca düşünün. Şöyle bir karınca yapalım. Şöyle şurası yer olsun. Şurada ayağı olsun. Böyle kötü bir karınca istedim. Şimdi diğer iki ayağı havada olsun. Bir tane daha karınca olsun yine buna benzer bir şey çizelim. Bu bütün ayakları aynı anda bir basıyor olsun yere. Şimdi ikisini karşılaştırırsak. Bizim karıncamız bu yetenekli karıncamız. Neden? Üçünü aynı anda kaldırıyor, üçünü aynı anda indiriyor. Dolayısıyla basınç yapacağı zaman üçünü, ağırlığının üçünü aynı anda buraya veriyor. Mesela 30 N ekleyecekse buna 10 N, buna 10 N, buna da 10 N düşüyor. Dolayısıyla daha az batıyor. Daha az batıyor. Ama burada iki ayağını kaldırıp ötekini hala burada basıyorsa o zaman bütün yük bu ayağa denk geliyor ve 30 Newton'un 30'u da buraya gelmiş oluyor ve daha fazla batıyor daha fazla batar. E daha fazla batarsa e, yani kara battığınızı düşünün. Bir de ayağınızı tekrar o yerden çıkartmanız gerekecek değil mi? Bu e, böcek de battığı yerden bir de ayağını çıkartması gerekecek her seferinde. Daha fazla basacağı için daha fazla zaman alacak. Hızını yavaş azaltacak. İşte o yüzden üçünü aynı anda basmasının güzelliği burada. Yüzey alanını arttırdığı için aslında basıncı azaltmış oluyor. Şıkkı okuyalım. Kuma batıp onları yavaşlamasını engelleyerek eve kuma batmasını engelleyerek doğru. Kuma batmasını engelleyerek hareketinin hareket kabiliyetini arttırır. Doğru cevap C şıkkı. Arkadaşlar 7. soruda bize bir deneyden bahsetmiş sıvı basıncı ile ilgili. Bir öğrenci sıvı basıncını etki eden değişkenleri araştırmak için üç farklı düzenek kuruyor. Bu düzeneklerle ilgili bilgiler şu şekildedir. Tüm düzeneklerdeki U boruları içindeki şuradaki sıvılar özdeştir. Tıpatıp aynıdır demeye getiriyor. Sadece 1 ve 2 düzeneklerindeki beherler özdeştir. Beher dediği şey şu kaplar. Kapların ikisi de aynıymış 1 ve 2'de. Sadece 1 ve 3 düzenekte bulunan beherdeki sıvının yoğunluğu aynıdır. Şu yani şu maviler aynı, pembe farklı demeye getiriyor. Öğrenci hazırlamış olduğu düzeneklerde behellere daldırdığı lastik hortumun ucunu aşağı yukarı hareket ettirerek U borularındaki sıvı seviyelerinde meydana gelen değişimleri gözlüyor. Buna göre öğrenci gözlemlerine dayanarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulamaz? Yani benim hipotezim hangisi olabilir olamazı soruyor. Kabın şekli sıvının basıncını etkiler mi? Burada önemli olan bağımsız değişkenim ne? Kabın şekli. O zaman her şey aynı olmalı. Bir tek deneyde her şey aynı olmalı, kontrollü olmalı, kabın şekli değişmeli. Bakıyorum. Birinci ile üçüncü düzeneye bakın. Her şey yani U boruları aynı. Lastik hortum aynı. içindeki sıvılar, beherin içindeki sıvılar aynı. Bir tek ne farklı? Biri daha geniş beher, biri daha dar bir beher. O zaman ben bunu birinci ve üçüncü düzenekten anlayabiliyorum. Geldim şuna. Sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi? Sıvı basıncını ne etkiler mi diyor? Sıvının yoğunluğu. Bu benim bağımsız değişkenim. Sıvının her şeyi aynı olmalı. Sıvının yoğunluğu değişmeli bir tek. O zaman 1 ve 2'ye bakın. U borusu aynı. Lastik ortum aynı. Kabın şekli aynı. Bir tek ne farklı? Sıvının yoğunluğu. Biri mavi biri pembe olan sıvıların yoğunluğu bu da bulunabilir. Sıvının derinliği sıvı basıncını etkiler mi? Bakın burada bana aşağı yukarı e, yaparak diyor. Yani sadece birinciyi alarak ben bunu bir aşağı bir yukarı etkileyerek mesela şurada tutarken bu yüksekliğe bakarım. Bunu alırım birazcık daha aşağı indiririm. Sonra şu yüksekliğe bakalım. Derinliklerini karşılaştırırım ve değişimi gözlemleyebilirim. O yüzden bu herhangi bir düzeneyi alıp yapabileceğim bir şey kendi içinde. O yüzden bu da doğru. U borusundaki sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi? Yani her şey aynı kalmalı bir tek U borusundaki sıvının yoğunluğu değişmeliydi değil mi? Birinde farklı birinde farklı olmalıydı. Ama gözlediğime göre bütün U borularının hepsinde içindeki su hep aynı. Daha doğrusu sıvı. Su diyorum ama U borusundaki sıvı hepsinde aynı. Zaten bana bunu söylemişti. Sıvılar özdeştir demişti. O yüzden bağımsız değişkenim olamaz. 8. soru da diyor ki: Aşağıdaki grafikte P, R, S elementlerinin katman sayıları ve son katmandaki elektron sayıları verilmiştir diyor. Verilen bir grafiğe göre çıkarımlardan hangisi doğrudur? Öncelikle şunu bilmem lazım. Katman sayısı bana periyodu verir. Ve son katmandaki elektron sayısı da grup numarasını verir. Yazalım. P, R, S. Maviler katman sayısıymış. P ve R'nin iki katmanı var. Bakın şurada gösteriyor. P'nin 2, R'nin iki katmanı var. Demek ki ilk katmanlar dolmuş ki ikinci katmana geçilmiş. Ee, Se'nin S'nin ise bir katmanı var. Tamam. Ve son katmandaki elektron sayısı da kırmızılar veriyor. P'ninki 7'ymiş. R'ninki 8. Ve S'ninki 2. Şimdi geldik kandırma yerine. İlk önce son katmandaki elektron sayısı bana grubu verirdi. O zaman bu 7A grubu. Bu 8, 8A grubu. Değil mi? İkinci periyot. 7A grubu. Bu da ikinci periyot. 8A grubu. Ama hemen burada sazanlık yapmayacağız S'de. Yani 2A diye atlamayacağız. Çünkü bu kim? Bu tam dolu olduğuna göre soy gaz. Yani helyum. Çünkü yörüngesi tam dolu. Tam doluyken soy gaz oluyordu. Çünkü yörüngesi tam dolduğuna göre bu bir soy gaz. Soy gazlardaki ilk periyotta bizde helyum var. O yüzden bu 8A grubu. Bir, birinci periyot 8A grubu olmuş oluyor. Verilen grafiğe göre hangisi doğrudur? Elementlerin atom numaraları. Atom numaraları dediği proton numaralarından bahsediyor. Proton numaralarının ne tür bir atomların proton numarası eşittir elektron sayısına. O zaman zaten ben bunların elektron sayılarını bulabilirim. P'nin elektron sayısı sayalım 2 7 daha 9. R'ninki 2 8 daha 10. C'ninki de sadece 2. Baktığımda böyle bir şey maalesef yanlış 9 10'dan büyüktür demiş çünkü. R ve S elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir demek eşittir grup numaraları aynıdır. Çünkü aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzeri oluyor. R ve S, R'ye baktığımda 8A, S de 8A. Evet, ikisi de 8A ve 8A. Bu doğru. P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay sıralarda bulunur. Yatay sıralara ne diyorduk biz? Periyot. Kaçıncı periyoda ona bakacağız. P ve S. P ikinci periyotta, S birinci periyotta. O yüzden Yanlış. Yalnız iki doğru cevabımız. Tamamen kandırma sorusu aman dikkat edin. Evet arkadaşlar dokuzuncu soruda da bana fiziksel ve kimyasal değişimleri sormuş. Aşağıda zeytinden sabun yapımı için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları sırasıyla verilmiştir. Hangileri fiziksel hangileri kimyasaldır diye soruyor. Bakalım zeytinler zeytin kırma taşı ile kırılarak. Kırılma işlemi fizikseldir. Direkt atladık çekirdekleri çıkarılır. Çekirdeği çıkarılan zeytinler sıkıştırılarak ezilir ve yağları çıkarılır. Ezmek fiziksel bu da. Tencereye koyulan yağ üzerine su ve kostik e, yani sud kostik azar azar ilave edilir. NaOH yani sodyum hidroksit ya da sud kostik neydi? Bu OH'ı görünce ne diyorduk? Yani suya atıldığında hidroksit iyonu veren bu bir Baz. Buraya bir baz ekliyoruz. Peki kime baz ekliyoruz? Neye baz ekliyoruz? Yağ üzerine. Hangi yağ üzerine? Zeytinin yağı. E, zeytin oleik asit. Yani aslında asitin üzerine e, baz ekliyoruz. Burada o zaman asit baz tepkimesi gerçekleşiyor. Asit baz tepkimesi gerçekleşmiş oluyor. O yüzden bu bir kimyasal tepkime. Belirli bir kıvama gelince katılaşması beklenir ve istenilen büyüklükte kesilir. Kesilme fiziksel. Hatta ee, katılaşması beklenir derken burada belki içindeki sular buharlaşıyordur. O yüzden hal değişimi de fiziksel. Ama kesilir gördüğünce zaten direkt atlamamız lazım. O zaman 1-2-4 fiziksel. Sadece 3 kimyasal. O da A şıkkıdır. Arkadaşlar geldik son sorumuza. Son sorumuzda diyor ki elementler kimyasal olaylar neticesinde birleşerek yeni madde oluşturur. Bu kimyasal olaylar sırasında oluşan bileşiğin kütlesi tepkimeye katılan elementlerin kütleleri toplamına eşittir. Bakın cevap zaten burada yazıyor. Olaylar sırasında oluşan bileşiğin kütlesi katılanlara eşit. Yani burada benim kimyasal tepkimem girenler ürünlere oluşanlara ürünlere eşit. Yapılan deneylerde farklı miktarda azot ve hidrojen gazları uygun şartlarda tepkimeye sokularak amonyak bileşiğin oluşumu gözlenmiş. Hadi bakın demiş burada tabloda ben size bunların kütlelerini verdim moleküllerinin. Deneyde onlar var. 4 tane deney yapılmış. Azotun kütlesi, hidrojenin kütlesi, amonyağın kütlesi diye verilmiş. Tepkimeden önce, tepkimeden sonra zaten şuraya ok koyarsak yukarıdakinin aynısı oluyor. Buna göre tabloda hangisinde hata yapılmıştır diye soruyor. Bilmem gereken şey şu. 50 gram girdiyse 50 gram çıkmak zorunda. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur. O zaman sizi kandırmaya çalışmış. Şurada kafanızı dağıtmaya çalışmış. Mesela ay azottan 16 tane var. Ay azottan 2 tane var. Ne yapacağım ben şimdi? Böyle şeylere girmenize gerek yok. Tek bakmanız gereken tepkimeden önceki kütle tepkimeden sonraki kütleye eşit olmalı. Eşit. Sadece bu. O zaman Şöyle yaparsak buranın toplamı 19. Buranın şuranın toplamı da 19. Bu doğru. 44 ile 9'u toplarsak 53 eder. 2 ile 51'i toplarsak da 53 eder. E bu da doğru. 56 ile 15'i toplarsak 71 eder. Tın, tın 68 ile 2'yi toplarsak 70 olur. Burada bir sıkıntı var. 84 ile 20'yi topladığımızda 104 yapar. Ve 2 ile 102'yi topladığımda da 104 yapar. Burada da oldu. Yani kütlenin korunmadığı tek yer 3. Bu kadar basit aslında. Yani çok ayrıntılı bakmamaya çalışın. Bilmeniz gereken şey girenlerin kütlesiyle çıkanların kütlesi birbirine eşittir her zaman.